Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders üçüncü üniteye başlıyoruz. Orta Çağda Dünya. Öncelikle hoş geldiniz. Orta Çağda Dünya ünitemizde ee, ne anlatacağız bugün? Orta Çağda siyasi ve ekonomik yapılardan bahsedeceğiz. Orta Çağda siyasi ve ekonomik yapı. Biraz sonra açarız ama önce. Her zaman yaptığımız gibi ödevimizde 0'dan 9'a Tarih Soru Bankamızdan 62. ve 85. sayfaları 9. sınıf Dinamo'da 77 ve 81. Peki e, biraz fazla mı? Evet çünkü bugün blok ders işliyoruz arkadaşlar. İki ders üst üste işleyeceğiz. Peki burada ne yapacağız? Öncelikle orta çağda siyasi yapıları anlatacağız. Siyasi yapı ne demekti siyasi? Devlet yönetimine ilişki olan demekti. Biz ne göreceğiz? Doğu Roma İmparatorluğu'nu anlatacağız. Yani Bizans, Sasan İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğu ve Çin. Ve bunları anlatırken aynı zamanda bu imparatorlukların siyasi yapılan maddi kaynakları ne? Yani gücünü nereden alıyor? Ve meşruiyet kaynağı yani o yasallığı nereden alıyor? Başlıklarına bakacağız. Yani siyasi ilk blok dersimizin ilk kısmında dört tane imparatorluk ve bunların güç kaynakları üzerinde duracağız. Hadi başlayalım. Şimdi Doğu Roma İmparatorluğu ile başlıyoruz. Kim bu Doğu Roma? Aslında Büyük Roma İmparatorluğu vardı. Bakın Batı ve Doğu yazıyor ya. Büyük Roma İmparatorluğu vardı ama bu imparatorluk ee, kavimler göçle ikiye bölünecek. Ve Bizans karşımda çıkacak. Nasıl? Öncelikle aslına bakarsanız Roma İmparatorluğu... ...dördüncü yüzyılın başları itibariyle bir güç kaybı... ...ya da bir kaos içine girmişti. Bu nedenle İmparator Konstantin... ...Konstantinos yazar ama İmparator Konstantin... ...İstanbul'u inşa etti. Ee, surların bir kısmını inşa etti. Ve başkenti İstanbul'a taşıdı. Yani aslında Büyük Roma İmparatorluğu'nun... ...kısa bir süre için başkenti İstanbul oldu. Daha sonra... ...malum... Kavimler göçüyle birlikte Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Bunlar Batı bir göç dalgası başlattı. Bu göç dalgasının sonucunda Roma İmparatorluğu ikiye bölündü. Batı Roma ki merkezi Roma kenti ve Doğu Roma. İşte Doğu Roma İmparatorluğu zamanla Bizans adını alarak varlığını sürdürecek. İstanbul başkenti, Konstantinopolis başkentli olarak varlığını sürdürecektir. Peki bu Konstantin, impa, Konstantin tarafından temeller atılan Bizans İmparatorluğu nasıl uzun süre varlığını sürdürmüş? Bakın 395'ten 1453'e kadar siyasi varlığını sürdürecek. Çünkü katı bir monarşiyle yönetecek. Batı Roma 476'da yıkıldı. Şey, Batı Roma evet 476'da yıkıldı. Çünkü merkezi otoriteyi bir, güçlü, bir türlü güçlendiremedi. Ama Bizans uzun süre varlığını sürdürdü. Orta çağ boyunca. Neden? Katı bir monarşi yönetiliyor. Merkezi otoritesi güçlü. Bu arada yine uzun süre yaşamasındaki bir değer etken ülke topraklarının tam adı verilen eyaletlere bölünmüş. Bir ülke e, eyaletlere ya da vilayetlere bölünüyorsa merkezi otorite güçlüdür. Şimdi öğrenci burada tuzağa düşebiliyor. Ya bölünlü diyor hocam. Bölünmüşse merkezi otorite nasıl güçlü olur? Bilakis. Eyalet ya da vilayetlerse valiler başkentten atanır. Bu nedenle merkezi otorite güçlüdür. Bak eyalet ya da vilayet derse merkezi otorite güçlüdür. Çünkü valiler merkezden atılır. Aksi halde özerk yani kendi gücüne dayalı özerk eyalet, feodalite, derebeylik gibi kavramlarda yönetim iktidar babadan oğula geçer. Yani özerk yapılar feodalitede, derebeylikte de, o valilik babadan oğula geçtiği için merkezi otorite zayıftır. İşte bir ülke ele, eyaletlere bölün dediğinde merkezi otorite güçlüdür diyeceğiz. Ve tabii ki güçlü surları da uzun süre yaşamasında etkilidir. Ha. O zaman bizim şu anki konumuz içerisinde Doğu Roma yani Bizans nasıl kuruldu? Neden uzun süre siyasi varlığını sürdürdü sorusuyla karşılaşıyoruz. Nasıl kuruldu? Kavimler göçü sonrasında Roma ikiye bölündü. İstanbul başkentte Bizans Noğrama kuruldu. Kavimler göçü sonrasında ikiye bölünmeyle birlikte uzun süre siyasi varlığını sürdürdü. Çünkü katı bir monarşi var. Merkezi otoriteyi güçlü tutan bir eyalet yapısı var ve güçlü surları var. Bilirsiniz hani İstanbul'un fethi için herkes gelmiş ama Fatih alabilmiş. Bundaki en büyük etken de Şahi adı verilen topların der. Demek ki çok güçlü surları var. Tabii ki Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin de merkezi olacaktır. Ama konu içinde çok değerlendirilen bir şey değil. Doğru ama bu arkadaşlar. Gelelim Salsanilere. Salsaniler bir İran medeniyetidir arkadaşlar. Tabi İran merkezli kurulmuş olsa da Irak'ta, Suriye'de de egemenlik kurmuş ki kralların kral anlamında hükümdarlarına genelde Şehinşah adı veriliyor. Krallar Tanrı Avramazların yeryüzündeki temsilcisi. Hani Hürmüz Boğazı var ya Hürmüz Boğazı'na da buradan gelir gençler. Onun yeryüzündeki temsilci. Yani krallar tanrı değil ama benzer bir şeyler var. Peki Sasani deyince benim aklıma ilk gelecek olan nedir? İpek ve baharat yollarının geçtiği bir ülkedir arkadaşlar. İpek ve baharat yollarının geçtiği bir ülkedir. Orta Asya'dan gelen İpek yolu Sasani üzerinden Bizans'a. Hindistan'dan gelen baharat yolu yine Sasani üzerinden Suriye'ye de diğer coğrafyalara gidiyor. İşte özellikle İpek yolu hakimiyeti için Köktürklerle birleşip Akunları yıkmışlar. Sonra da kendileri ticaret yolu üzerinden engellemeleri girişince Köktürk Bizans ittifakı sonucunda Sasani'ye karşı savaşılmış. Heh, o zaman ilk bileceğim nedir diye sorulduğunda Sasani'ler İpek ve Baharat yolları üzerinde bir devlettir. Özellikle İpek-Baharat yolları hakimiyeti Sasani'lerin pek çok devlette savaşmasına, yıpranmasına ve sonra da 651 yılında yıkılmasına, Müslüman Araplarla Hazreti Ömer döneminde yıkılmasına neden olacak. O zaman ilk sorun mu? Ticaret yolları üzerinde olması e, hem köktürklerle hem Bizans'a rekabetine, güç kaybetmesine ve zaman içerisinde Müslüman Araplar tarafından yıkılmasına neden olacaktır. Peki başka ne var? İkinci önemli bilgi. Sasani'ler bir ara Sasani'ler bir ara e, Anadolu'da egemenlik kurdu. Hatta İstanbul'u kuşattı. Balkanlarda hakimiyet kurdu. Ancak İstanbul'u fethedemedikleri gibi Anadolu'da da kalıcı olamadılar. Çünkü o bölgeyi bir yurt olarak görüp oralara yerleşme falan gibi bir yol içine girmediler. O zaman İstanbul'u kuşatmışlar. Başarısız oldular. Son olarak bizdeki tımar sistemini hani topraklı ordu var ya hani köylüler ekip biçiyor. Devlet ödemesi gereken bir vergi var. Bu vergi devlet yerine askere veriliyor. İşte bizdeki tımarlı spay sisteminin Sasani'deki karşılığı büzürgandır ki bu da aslında Sasani'lerin masrafsız ordu kurmak için uğraştığını hatta eyaletlerde düzeni sağladığını da gösteriyor. O zaman Sasani deyince aklımıza aslında iki tane soru gelir. Birincisi ticaret yolları üzerinde bu nedenle Göktürklerle Bizans'la sürekli rekabet halinde olmuş. Bu yıpranmasına ve yıkılmasına neden olmuş. İstanbul'u kuşatan bir Türk devleti ama burada başarısı olmuş. Bir de tımar sistemine benzeyen yapı vardır ama pek de sorulacak bir şey değildir. Gelelim Moğol İmparatorluğu'na. Tanrı'dan kut almış yaklaşımıyla hükümdarlar değerlendirilir. Yani Göktürkler'deki kut anlayışına benziyor. Peki nasıl kuruldu dersek. Cengiz Han malum tarafından kurulmuş bir imparatorluk. Ve bir dünya imparatorluğu. Neden? Aslında Moğol İmparatorluğu'na Türk Moğol Devleti de deniyor arkadaşlar. Çünkü ordularının neredeyse tamamı Türk ve Moğollardan oluşuyor. Ve Türkler aslında zaman içerisinde Moğollardan daha kalabalık bir askeri güç olarak karşımda çıkıyor. Zaten buna Türk Moğol Devleti dene, denmektedir. Ve kurucu hükümler Cengiz Han Cengiz yasasıyla bilinir. Daha önceki Uygur törelerini de toparlamış. Göktürk töresiyle sentezleyerek 14 ciltlik de denilen, 6 cilt de denilen bunlar farklı farklı karşımda çıkıyor. Cengiz yasası ki yasanameyi müzürk olarak da sorulabilmektedir ama bize lazım olan Cengiz yasasıdır arkadaşlar. Türk Moğol türesinin yazılı hale getirilmiş şeklidir. Cengiz Han'dan sonra imparatorluk zamanla ne olacaktır? Parçalanacaktır. Bu parçalanmaya bağlı olarak Karadeniz'in kuzeyinde Altın Orda Devleti'nin, Orta Asya'da Çağatay Hanlığı'nı, işte Çin'de Kubilay Hanlığı'nı, İran'da da İlhanlı Devleti'ni görmekteyiz. Ki bu İlhanlı Devleti Anadolu Türkiye tarihi için çok olumsuz gelişmelerde de imza atacaktır. O zaman hocam Moğol İmparatorluğu toparla Cengiz Han tarafından kurulmuştur. ...tamamı e, süvari olan... ...atlı bir orduya sahiptir. Türkler burada çok büyük bir güç olduğu için... ...Türk, Moğol devleti de denir. E, ve Cengiz Han yasasıyla... ...bilinir. Zaman içerisinde... ...dörde bölünmüş. Nerede hangi devletin... ...kurulduğunu bilelim. İran'da İlhanlılar... ...Karadeniz'in kuzeyinde altın Orda, ...Orta Asya'da Çağatay... ...ve Çin'de Kubilay Hanlı arkadaşlar... ...bilinecek. Peki gelelim Çin İmparatorluğu'na. E, hükümdarları göklerin ...nekili olarak kabul edilir. Yani aslında... Çin bir şeydir arkadaşlar bir ırk değildir. Hani biz hep Çinler Çinler falan diyoruz ama Çin bir ırk değildir. Çin de bir hanedandır. Hani Osmanlı diyoruz ya arkadaşlar Osmanlı ismine benzer bir şeydir. Ki zaman içerisinde Çin bir ırk adı olarak algılanmaya başlamıştır. Bu nedenle aslında bir ırktan öte farklı kültürlerin senteziyle oluşmuş bir e, imparatorluk yapısı ya da sentez kültür diyebiliriz. İçinde Türkler var, Moğollar var, Tibetler var. İşte bunların sentezi olarak karşımda çıkmıştır Çin. Çin bir sentez kültürdür. Türk-Moğol-Tibet karışımıdır. Peki başka ne var burada? Barut, pusula, kağıt, dümen, ipek, mürekkep, hatta matbaayı falan karşımda çıkaracaklar. Yalnız burada şunu unutmayın arkadaşlar, ee, ilk çağda değil barut. Marut Orta Çağ'da karşımda çıkacak. Siyasi tarihi değiştirecektir. Ama pusula, kağıt, düğmen, ipek, mürekkep daha ilk çağlarda haberi vardır. Ve dünya siyasetini, ekonomi, kültürünü değiştirecektir. İkincisi Çin'den doğan meşhur İpek yolu. Çin'den doğuyor. Hadar denizini baştan başa açıp önce Anadolu'ya sonra Avrupa'ya uzanıyor ki buradan gelen Çin üretimi çok değerli eşyalar. Bunun en meşhur ipek olduğu için arkadaşlar e, ama ipeğin dışında kağıt da Avrupa'ya taşınıyor ki çok pahalı ki Avrupa'da çünkü kağıdı elde etmek çok zor ki kağıt aslında ilk olarak ipekten elde edilmiştir. Sonradan e, ağaçlardan elde edilen bir ürüne dönüştürülmüştür. İşte bu ipek yolu dünya siyasetini, ekonomisini değiştirecektir. O zaman Çin deyince e Orta Asya'nın doğusunda e, sentez bir kültür olarak karşımıza çıkmış. Bilimsel ve teknik buluşlarla tanınıyor. Barut, pusula, kağıt, düğmen, ipek, mürekkep gibi ve İpek Yolu. Çin İpek Yolu bilimsel, teknolojik gelişmeleri kanıtlayacak olan kavramlar ve sentez kültür. Şimdi asıl soru burada arkadaşlar. Siyasi yapıların maddi kaynakları neler? Yani bir devlet kuruluyor. Ama bu devleti güçlendiren, bu devletin iktidarını dayandırdığı şeyler neler? Bakın coğrafi yapı. Coğrafyadan gelen bir güç varmış. Soy dayanışması, yönetici ailenin iktidarını soyuna vermesi ya da soyundan gelenlere vermesi ve silahlı güç. Bakın sorulur. Sınav sorusu olarak çok da gelir. Siyasi yapıların maddi kaynaklarına 3, iki örnek ya da bir örnek yazın diyecekler. Maddi kaynaklarda ilk olarak coğrafi yapı, soyda yanışması, silahlı güç şeklinde sıralayacağız. Peki coğrafi yapıyla ne kastediyorsun? Basit bir soruyla bakalım arkadaşlar. Çölde devlet kurulabilir mi? Kurulmaz değil mi? Çünkü insan yok, para yok, geçim yok. O zaman ben mi devleti kuracaksam geçim sağlayabileceğim bir yapı olacaktır. İşte bakın coğrafi yapıya dayalı devlet nedir? İklim, insan yaşamına uygun olacak. Bakın Mezopotamya diyoruz değil mi? Hatta burada mümbit hilali görüyoruz. Mümbit hilal, verimli hilal diyor. Mezopotamya'dan Suriye, hatta Mısır'a kadar uzanan. Verimli toprak olacak ki insan burada yaşamını idame ettirebilsin. O zaman coğrafya, bakın Sibirya'dan güçlü devlet tarih boyu çıktı mı? Hayır. Sahra çölünden çıktı mı? Yok çıkmaz Afrika'nın ortasında sahra çölü ya da Gobi Taklamakan çölü falan diyoruz değil mi? İşte iklim uygun olursa, verimli toprak olursa, liman ve ticaret yolları olursa ne olur? O bölgede güçlü devlet ortaya çıkar. O zaman coğrafi yapı güçlü bir devletin ortaya çıkışını nasıl etkiler? İklim, verimli toprak. Liman ve ticaret yolları üzerinde insanlar gelecek, gidecek. Zaman içerisinde vergi gelecek, para gelecek. Peki. İkinci başlığımız ne? Soy dayanışması. Soy dayanışması ne demektir? Aslında tüm dünyada arkadaşlar, tüm dünyada yönetime hakim olan hanedanlar. Neydi hanedan? Yönetici aile. Hani Osman oğulları diyoruz değil mi? Hanedan. Belli bir aileye dayalı yönetime hanedan diyoruz kendi işlerinden gelenleri ayrıcalıkları koymuş. Ve e, onlarla birlikte yönetmişler. Mesela Osmanlı Devleti'ne bakın. Devletin farklı bölgelerine e, prenslerini ya da o günkü adıyla şehzadelerini gönderiyorlardı. Valilik onlara yaptırıyorlardı. Ve böylece ne oluyordu? Merkezi otorite daha güçlü. Sonra iktidarda kendi işlerini değiştiriyorlardı. Soy dayanışmasını örneklersek başka. İslam Devleti'nde kim yönetmiş? Ümeyye ailesi. Emeviler diye bilinen Ümeyye ailesi. Galifeliği saltanata dönüştürmüşler. İktidar babadan oğula geçiyor. Avrupa Devletleri'nde hakim olan soy birliği anlayışı. Bu ne demek? Mesela şu. Habsburglar vardır. En meşhuru Habsburglar vardır. Almanya'da ortaya çıkmış. Ama evlilikler yoluyla belli imparatorluklarda hakimiyet kurup dayanışma oluşturmuş. İspanya'yla. Avusturya ile evlilikler yoluyla o coğrafyada hakimiyetini geliştirmiş ve iktidar yine bunların içinde el değiştirmiş. Sasani'lerde bu kitap örnekleridir arkadaşlar. Mebin kazanımı içinde yer alan örneklerdir. O yüzden hani eğer sınavda örnek verin derse hani soy örnek verin derse Emevilerdeki e, Ümeyye ailesinin yönetimi ve halifeliğin saltanata dönüşmesi Avrupa devletlerinde hakim olan soy birliği anlayışıyla derken aslında bir hanedanın ülkenin farklı ya da Avrupa'nın farklı devletlerinde hakim olması ee, Sasani'ye gelince Sasani'de soy birliği sadece hükümdarlık için değilmiş bakın. Aynı zamanda eyalet yöneticileri de buna göre belirleniyormuş. Bak bu biraz daha geniş. Diğerlerinde iktidar babadan oğla geçerken. Emeviler de babadan oğla geçiş. Avrupa devletlerinde yine aslında hakim olan soy birliği aynı soydan gelen ama bunlar da Sasani'de Valiler de aynı hanedanlanmış. Böylece bir dayanışma içinde yönetiyorlar. Siyasi yapıların maddi kaynaklardan birincisi coğrafi yapı dedik. İkincisi soy dayanışması. Üçüncüsü neymiş? Silahlı güç. Peki silahlı güç ne demek? Herkes biliyor arkadaş yani güçlü ordun olursa ne yaparsın? Dünyada etkin devlet olursun. Bir devletin kuruluşunu ve devamlılığını sağlayan en önemli unsundur silahlı güç. Peki bu silahlı güç yapısı içinde Nasıl ordular nasıl güçlenmeyi sağlıyor? Lütfen dikkat. Moğollarda ve Türklerde ne vardı? Tamamı süvari ve onlu sisteme dayalı ordular vardı. Etkili bir ordu. Tamamı süvari, onlu sistem. Savaş alanında çok başarılı. Denedikler. Düşün nasıl İskandinav bölgesinden işte İngiltere'ye kadar, Fransa'ya kadar hatta Paris'e kadar akınlar düzenleyebilmişler. Manevra kabiliyeti yüksek tekneleri sayesinde arkadaşlar farklı bölgelerde etkinlik kurabilmişler. Bizans özellikle paralı askerleriyle peçeneklerden oluşturduğu paralı askerler ve Grejuva denilen o hani suda bile yanabilen Rum ateşi işte devletlerin hakimiyetine örnekler. Türk ve Moğollar da tamam süvari onun isteme dayalı ordu. Savaşın kazanılmasını etkili. Vikinglerdeki gemiler tabii ki savaşçı bir kavim olmanın yanında o gemiler manevra kabiliyeti çok güçlü olduğu için Avrupa'nın çok farklı bölgelerinde akınlarla birlikte hakimiyet kurabilmeleri Bizans'ın ücretli ordusu ve grajı arkadaşlar silahlı güç olarak karşımda çıkıyor. Ha şimdi ne anlattık bir bakarsak siyasi yapıları maddi kaynakları der dediğimizde coğrafi yapı coğrafyanın getirdiği para ve insan gücünün devletleşme etkisi Soy dayanışmasıyla iktidarın bir hanedana ait olması ve silahlı güçle, güçlü orduyla ne yapmak? Düşmana karşı üstünlük sağlayıp bu toprakları ele geçirmekten bahsediyoruz. Üç özen, önemli özellik. Coğrafya yapı, soy dayanışması, silahlı güç. Peki siyasi yapıların meşruiyet kaynağı nedir? Meşruiyet, meşru, gayrimeşru derler. Meşru ne demek? Meşru yasaklık, hak, yasallık, haklılık, geçerli olma. Polise film izleyenler bilir arkadaşlar. Ya bu adam gayri meşru işlere ulaşmış derler. Gayri meşru ne demek? Gayri dışında demek. Hani gayri diyoruz. Gayri ahlaki diyoruz. Gayri meşru yasal olma. Bu durumda meşru yasal, haklı, doğru demek. O zaman siyasi yapıların meşruiyet kaynağı derken neyi kastediyoruz? Halkın yöneticileri kabul etmesi, halkın yöneticinin iktidarına onay vermesi, boyun eğmesi, ona itaat etmesi anlamında kullanılır meşruiyet. Yani halk yönetime itaat ettiği müddetçe meşru sayılır yönetim. Yoksa halk yönetime isyan ettiği anda meşruiyetini kaydıran. Fransa'da ihtilalini düşünsenize. İhtilale kadar bir çeşit e, krallıkla yönetilen, monarşik bir krallıkla mutlakiyetle yönetilen krallığa halk itaat ediyordu. Ama sonra sokağa çıktı, isyan etti. Ve kralı kralçe indirdi. Hatta idam ettiler. Demek ki orada meşruiyetini, yani yasalının aklını kaybetmiş. O zaman o güne kadar onun orada kabul görmesini neler sağlıyor? Ya da bir kralın bir iktidarın yönetici halk tarafından kabul edilmesinde neler etkili? Bir kere ilk ve orta çağda yeni çağda bile Fransız ihtilaline kadar siyasi iktidarların neredeyse tamamı hepsi için söylemiyorum. Mesela Yunan şehir devletlerinde bu yoktur. Ee, siyasi iktidarların neredeyse tamamı meşruiyetlerini yani haklılığını dine dayandırmışlardır. Nasıl? Tanrı tarafından seçilmiş olmak anlayışı vardır. Tanrı tarafından seçilmiş olma anlayışı. Örneklendireceğiz arkadaşlar. Devletin yöneticileri ya tanrısal bir kurum olarak kendini tanıtmışlar ya da tanrı tarafından seçilmiş kişiler olarak göstermişlerdir. Yani ilk ve orta çağda siyasi iktidarlar güçlerini ilahi kuvvetlere dayandırarak halk üzerine bir meşruiyet yazarlık kazanmış. Yani krallar şöyle diyor ya sevgili halk ya biz sizi eziyoruz, biz sizi sömürüyoruz, biz size baskı yapıyoruz ama bir sorun. Ne yapıyoruz? Tanrı ya da tanrılar öyle istiyor. İşte bunun örneklerine bakalım. Baktığınızda Avrupa'da papanın elinden taç kimi anlayışı var. Papanın elinden taç giyiyorsun. Böylece papanın seçtiği kişilik olarak karşımda çıkıyorsun. Papa kim? Hazreti İsa'nın ruhunu taşıyan kişi. Peki, Hazreti İsa e, tanrının ruhunu taşıyor. Yani papa e, Avrupa özellikle Batı Avrupa'da siyasal bir güç olma özelliğini kazanıyor. Çünkü krala taç giydiriyor. Bu gücü de neye dayandırıyor? Ruhbanın lideri. Yani tanrıyla bağlantı kurabilen ruhban sınıfının lideri olarak görülüyor. Tanrının yeryüzündeki gölgesi. Başka önemli olan ne vardı? Türklerde gök tengriden kut almış, kut bulmuş olmak anlayışı var. Kut inancı. En çok bu ikisi arkadaşlar önemlidir. Bu ikisine çıkarılır. Gök kut almış. Hani bir kişi çıkıyor, devlet kuruyorsa diyorlar ki Tanrı bunu seçmiş. Hadi yönetim bunun ailesine ait. İşte e, Tanrı onu seçmişse geldi de isyan et. O zaman meşruiyet, yasallık, haklılık veya halkın yöneticilere itaat etmesini sağlayan önemli etken dinmiş. Ve bunu da Avrupa'da papanın elinden taç giyme, Orta Asya Türklerde ise e, Tanrı'da kut bulmuş, Tanrı'dan kut almış ifadesi Tanrı tarafından seçilmiş. Hani kutsal kelimesiyle aynı kökten geliyor. Başka Bizans'ta Tanrı'nın yeryüzündeki krallığı olarak imparatorluğunu kabul etmişler. Dolayısıyla devlet Tanrı'yı temsil ediyor. Geldi imparatora isyan et. Başka ee, İslam devletinde Orta Doğu'da İslam devletinde Hazreti Muhammed tarafından hani bir peygamber tarafından kurulmuş İslam devleti hatta halifelik anlayışı ondan sonra sürdürülüyor Hazreti Peygamber'den sonra onun yerine gelenler halife olarak karşımda çıkıyor Sümerler'de şey Sasaniler'de Sümerler'den çıktı arkadaşlar Sümerler'de diyoruz ama Sasaniler'de kralın kutsal ateşin koruyucusu olması hani mecusi inancı e, ki Tanrı'nın yeryüzündeki ışığıdır ateş. Dolayısıyla onu koruyor o zaman. Ateş yandığı sürece insanlık huzurlu ve mutlu olacaktır. Çünkü ateş sayesinde varız diyor. E, ateşe tapmak değil de ateşi kutsamaktan dolayı ateşi koruyorsa demek ki Tanrı'nın yeryüzündeki cennetini koruyor bağlamından hareket edilir. O zaman orta çağ boyunca siyasi yapılar güçlerini yani meşruiyetini haklılığını yasallığını dine dayandırmıştır. Bunun en güzel örnekleri papanın elinden taç giyme veya kut inancı. Devlet yönetme etkisinin gök tanrı tarafından hükümdar ailesine verildiği inanışıdır. İşte meşruiyet kaynağımız da böyle arkadaşlar. Peki imparatorluklar merkezi otoriteyi güçlendirmek amaçlı olarak hangi faaliyetlere yer vermiştir? Bir, ülkeyi eyaletlere bölerek yönetmişlerdir. Az önce söyledik e eyalet ya da vilayet dediğiniz merkezi otorite. Karayolları inşa etmişlerdir. Çünkü ülkenin neresine ne kadar hızlı gidebiliyorsan orası o kadar senindir. Ve tabii ki posta teşkilatıyla haberleşme sistemine beraber merkezi otoriteyi de güçlendirmişlerdir. Yani halkın itaati için dini kullanırken, devleti güçlendirmek için soyu, hanedanı ve tabii orduyla beraber coğrafyayı kullanırken egemen oldukları sahalarda otoriteyi güçlü tutmak için de ne yapmışlar? Ülkeyi eyaletlere bölmüş yolları, posta teşkilatıyla da haberleşme ve ulaşımı kolaylaştırmışlardır. Toparlarsak arkadaşlar buraya kadar ne anlattık diye bakarsak dört temel devletten bahsettik imparatorluklar içerisinde. Doğu Roma dedik, Bizans dedik, uzun süre siyasi varlığını sürdürme özelliğiyle önce kavimler göçüyle iki aylara kurulduğunu bileceğiz. 4, 395'te Doğu Batı olarak olarak ayrılıyor. 476'da Batı yıkılıyor bu arada. Uzun süre yaşadı. Neden? Katı bir monarşik yapı, tema adı verilen eyaletler ve güçlü surları. Özellikle sorulan sur arkadaşlar güçlü surlarıdır. Sonra Sasaniler geliyor. En önemli özellik İpek yolu hakimiyeti, ticaret yolları hakimiyeti de diyebilirsiniz. Hani İpek yolunu aklını tutmakta zorlanırsanız. İçin Göktürk ve Sasanilerle, Göktürk ve Bizans'a savaştığı için siyasi ömrü kısa olmuştur diyebiliriz. Sonra Moğol İmparatorluğu, Cengiz Han tarafından kurulmuş... E, tamamı Türk ve Moğol süvarilerinden oluşan ordu sayesinde dünya imparatoruna dönüşmüştür. Cengiz yasasıyla meşhurdur. Bunu blok dersimizin ikinci kısmında göreceğiz. Çin imparatorları göklerin zeki olarak kabul edilmiş. Barut pusula kağıt dümen ipek mürekkep gibi kavramlarla tanıdıkları gibi ipek yolunun kaynağıymış. Siyasi yapıların maddi kaynakları, coğrafi yapı. Buradaki coğrafi yapıda temelde baktığımız işte işte iklimin uygun olması, verimli topraklar vesaire, soy dayanışması ve silahlı güç sayesinde varlığını sürdürmüş. Siyasi yapıların meşruiyet kaynağı dediğim zaman da Papa'nın elinden taç giyerek, gök tanrından kut alarak dine dayalı bir iktidar vardı. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için de eyaletlere bölerek yönetme, karayolları posta teşkilatı. Ve dersimizin son başlığı Magna Carta arkadaşlar. Bu dersimizin değil yalnız bu blok dersimizin e, ilk bölümünün son başlığı Magna Carta, Büyük Şart. Nedir bu? İngiltere'de arkadaşlar. İngiltere'de kral ile soylular arasında. İngiltere'de kral ile soylular. Tabi bu soylular derken toprak sahibi derebeylerinden bahsediyoruz. Soylular arasında imzalanan bir sözleşmedir. Sözleşme ne diyor? Sözleşme kral haksız yere hapis veya sürgün cezası veremez. Kral özgür halkın onayı olmadan vergi ve asker toplayamaz diyor. Magna Carta'ya baktığımda kralın yetkilerini kısıtlıyor. Hapis ve sürgün cezası veremez, özgür halkın onayı olmadan vergi ve asker toplayamaz. İşte ilk kez bir kralın yetkileri kısıtlanmıştır ki bu aslında Avrupa'da demokrasinin temelleri olarak da kabul edilir. Daha sonra İngiltere'de işte meşrutiyete neden olurken bu süreç Avrupa'daki diğer halkları etkileyecek ve Cumhuriyet'e giden yolun da açılmasına neden olacaktır. Magna Kartayla dersi nokta sınav sorusu olarak gelir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hele ki yeni sınav sistemi içerisinde bilgi ağırlıklı sorularımız var. Tarımdan ticarete ekonomi başlığıyla ilgileniyoruz. Burada artı ürün. Önce tarım nedir? Artı ürün nasıl ortaya çıktı? Artı ürünün siyasi yapıya etkisi, artı ürünün sosyal sınıflara etkisi, ticaret mekanları sınav sorusu olarak çok gelecek ve Avrupa'da kara ölüm vebanın sonuçları üzerinde duracağız. Şimdi tarıma bakarsak öncelikle insanlar hani malum göçebe yaşıyorlardı e, ve cilalı taş devri itibariyle yani son taş devri itibariyle yerleşik hayatla birlikte tarıma başlamıştı. Tabii insanlar tükettiklerinden daha fazlasını üretmeye başlayacaklardı. Tabii zamanla birlikte e, Kentler ortaya çıkacak. İnsanlar kentlere yerleşmeye başlayacaklar veya göç edecekler ve iş bölümü ortaya çıkacak. Ve farklı uğraş alanları yerleşik hayatla beraber tarım, tarımla birlikte fazla üretme bunun sonucunda farklı iş alanları. Yani kimisi bakın burada demircilik yapıyor şöyle baktığımızda. Kimisi tarımla uğraşıyor, kimisi ateş yapıyor falan filan. Duvar ustası var vesaire. İşte o zaman şimdi bu zinciri bir görelim bu zinciri görelim. Çünkü sebep sonuç zinciri pekiştirmeyi sağlıyor. Önce yerleşik hayat başlamış değil mi? Yerleşik hayattan dolayı iş bölümü başladı. Gördüğümüz gibi kimisi hayvancılıkla, kimisi tarımla falan uğraşıyor. İşte iş bölümle beraber fazla ürün, artı ürün, çok daha fazla üretmeye başlıyoruz. Artı üründen dolayı ticaret ve sınıf farklılıkları karşımda çıkıyor. Bu da beraberinde devletleşmeyi de getirecek. Daha fazla üreten insan ne yapacak? Bunu kervanlarla ya da işte farklı yerlere taşıyacak, arabalarla götürüp satacak. Tabii çok fazla üreten zaman içerisinde bu toprak mülkiyetine ya da zenginlikten dolayı sınıf farklılığına, soyluklarına giderek ve devletleşme ortaya çıkacak. Çünkü o ürünü koruma ihtiyacı da var. O ekonomik gücü koruma ihtiyacı. E, devletleşmeyle birlikte de vergi sistemi ve ordu da kurulacak. Çünkü o devlete ne lazım? Para, vergi, e, devleti korumak için ordu e, vergiden dolayı da orduyu oluşturabiliyorsun. Demek ki yerleşik tarım beraberinde aslında sosyal, ekonomik ve siyasal hayatı da etkiliyormuş. İşte bunu açarsak şimdi. Artı ürünün siyasi yapıya etkisi dersek neyle karşılaşıyoruz? Şimdi doğu ülkelerine baktığımızda topraklar kimin? Tanrının ya da tanrıların değil mi? Peki Tanrı ya da Tanrıların yeryüzündeki temsilcileri onlar adına yöneten kim? Krallar, imparatorlar değil mi? O zaman topraklar Tanrı adına hükümdara ait. O zaman o toprakların tüm geliri de hükümdarın. Böylece çok güçlü monarşiler, merkezi krallıklar, imparatorluklar karşımda çıkıyor. Ama Avrupa'ya baktığımızda topraklar feodalite, derebeynir. Tamam Avrupa'da da gücünü tanrıdan alma var ama topraklar tanrıların değil ya da tanrının değil. Topraklar feodal beylerin, soyluların, derebeylerin. Dolayısıyla bu feodalite ne olacaktır? Siyasal bölünmenin önünü açacak. Çünkü bakın o yüzden doğu batı kıyası yapılar arkadaşlar. Doğuda topraklar Tanrı adına krala ait olduğu için merkezi otorite güçlü, zengin devletler, güçlü ordular. Batıda Avrupa'da topraklar soyluların dolayısıyla güçlü imparatorluklar karşımda çıkamayacaktır. Yani burada Arthur'üne baktığımızda diyoruz hani Arthur'ün zenginliğini getiriyor ama toprak kim adına işte mesela ilk çağda bakıyoruz topraklar Tanrı adına Firavun'un. O zaman ne olacaktır? Köylüler bir çeşit kiracı gibi bu yapı kıyasına dikkat edelim. Peki artı ürün sosyal sınıfları nasıl etkiledi? Şimdi ortaça Çağ Avrupa'sına bakarsak bu sınıflarda fazla ürüne dayalı bir kere soylular. Bir numaralı sınıf olacaklar, üstün sınıflar. Topraktan gelen siyasi ve hukuki üstünlükleri var. Çünkü zaten temel geçim kaynağı tarım Avrupa'da. E dolayısıyla bu zenginlikle birlikte üstün sınıf olacak. Başka başka geçim kaynağı yok ki. Hani ticaret de o kadar zengin değil. Böyle bölge içinde ufak tefek ticaret var. O zaman toprak ne yapıyor? Soylu zengin, güçlü üstün, siyasi gücün sahibi, ekonomik gücün sahibi. Hatta bu nedenle hukuki açıdan da ayrıcalıklı olduğu için zaten üstün. İki numarada din adamları var arkadaşlar. Bunların dine dayalı siyasi ve ekonomik gücü var. Toprakları e, bağış olarak alacaklar. Zaten Tanrı'nın seçtiği insanlar. Onlar, onlara günah çıkarmadan zaten belli bir sınıf e, yükselemiyorsunuz. Ya da cenneti hak edemezsiniz. E bir de e, Tanrı'ya bağışlama toprakları dele geçirince... ...soylulardan sonra en büyük toprağa sahip olan din adamları olacak. Bu da beraberinde soylulardan sonra din adamının üstünü yapacak. Hatta dikkat ederseniz... ...bakın bir numaraya soyluları, iki numaraya din adamlarını koyduk. Ama din adamları ne olarak karşımda çıkıyor burada? E, Biraz daha yükselmiş çünkü aforoz etme etkisinden dolayı üstün sınıfa dönüşecek. Kim bir burjuva? Avrupa'da çok etkili olmayan bir sınıfa şehirli esnaf zanaatkar. Takım günümüzdeki burjuva ile karıştırmayalım arkadaşlar. Bunlar şehirli esnaf zanaatkarlardır. Ee, vergi verirler, askerlik yaparlar, yönetimle söz sahibi değillerdir. Yani çok zengin sınıf değil. Bu da coğrafya sonra zengin sınıfa dönüşecek. Dört numarada köylüleri görüyoruz. Bunlar toprakla olan köylülerdir Ama çok sınırlıdır toprakları. Ve 5 numarada da aslında toprakla birlikte alınıp satılabilen serfler vardır. Yani bir çeşit köle konumundaki insanlardır. Hepsi toprağa dayalı. Ama Avrupa'da toprak soyluların olduğu için böyle bir yapı oluşurken Hindistan'a baktığımızda, buradaki toplum yapısına baktığımızda Hindistan'da kas sistemi var. Şimdi ee, toprak mülkiyeti Avrupa'da feodaliteyi ortaya çıkarmış. Bakın. Toprak mülkiyeti Avrupa'da feodaliteyi ortaya çıkarmış. Ancak Hindistan'da kas sisteminin doğuşuna ortam hazırlamıştır. Niye? Çünkü Hindistan'ın çok verimli arazileri var. Arabistan'dan gelen Sami kökenli kavimler Hindistan'a yerleşince Allah diyorlar burası çok zengin. Bizim burayı sürekli sömürmemiz lazım. Ama nüfusça azız. O zaman öyle bir sınıf yapısı kuralım ki zenginlik, toprak, gelir hep bize ve bizim soyumuza ait olsun. Bu nedenle kas sistemlerinden bir sınıflı toplum yapısı icat ediyorlar. Nasıl bir yapı? Bir kere sınıflar arası geçiş yasak. Toplumsal birliği de engelliyor. Burayı bir açalım. Ne demek bu sınıflar arası geçiş? Şimdi gelen o üstü şeyler, askeri açıdan güçlü olanlar diyorlar ki, bakın kardeşim, öncelikle Hinduizm diye bir şey var. Ne bu Hinduizm? Valla diyorlar, Öncelikle diyorlar reenkarnasyon var. Yani hep bir ruh göçüyle başka bedenle dirileceksiniz. Ee, biz diyorlar dirile dirile üst sınıf olduk. Günahlarımızdan arınıyoruz Farklı bir bedenle tekrar geliyoruz. Farklı bir de tekrar geliyoruz. Biz brahmanlarız. Biz aynı zamanda kısadriye alırız. Yani rahipler ve soylularız diyorlar. Rahipler ve soylularız, askerleriz. Siz de bizim gibi olmak istiyorsanız sınıfınızın gereklerini dört dörtlük yerine getirecek. Öldükten sonra başka bir bedenle yükselecek. Zaman içerisinde soylu hatta en son rahip e, olacaksınız, bilgin olacaksınız ve sonra cennete gideceksiniz. İşte o topraktaki zenginliği sürekli soya aktarabilmek için bir inançla birlikte insanları azınlık çoğunluğu kendisine itaat ettirebilmek için Ryan Carlos'un ortaya çıkaracağı. Yani kısaca topraktan gelen zenginliği elde etmek isteyen e, bazı üstünler kas sistemlerinden sistemi icat ederek egemenliklerini pekiştiriyorlar. Ama tabii bu e, sınıflar arası geçişi yasakladığı için toplumsal birliği dengeliyor. Çünkü ben bin sene sonra senin torunun da köle olarak doğacak, o da köle, o da köle, ondan sonra sınıf yükseleceksin falan diyor. E bu durumda toplum ne yapıyor? Çeşitli gruplara bölünüyor ve birbirinden nefret ediyor. İşte toprağın Hindistan'daki ekonomik toplumsal yapıya etkisi. Peki bu ekonomi içerisinde bir ticarete bakalım arkadaşlar. Ticaretin ne olduğunu biliyoruz zaten. İlk çağda nasıl yapılıyordu bu ticaret? Genelde küçük bölgeler arasında birbirine yakın bölgeler arasında takasa dayalı yapılıyordu. Ama orta çağda iş değişti. Orta çağda arkadaşlar bakın. Ee, uzun mesafelerle ticaret yapılmaya başlandı. İnsanlar farklı bölgeleri öğrendi zaman içerisinde. E, kervanlar kurulmaya başlandı. Silahlı güçler, etkili silahlar, süvari korumalar falan muhafızlarla birlikte ne yaptılar? Uzak bölgelere ticaret yaptılar. Görüyorsunuz adam Çin'den çıkıyor, Anadolu'ya geliyor. İşte böylece Çin'den başlayan ticaret ya da Hindistan'dan başlayan ticaret Anadolu'yu, İran'ı, Suriye'yi, Hindistan'ı, Mısır'ı, Akdeniz'i ne yapıyor? Etkisi altına alıyor. Tabii bu sayede İslam ülkeleri ya da Orta Asya'da ne yapıyor? Zenginleşiyor. Zenginleşmeyle birlikte şimdi bu coğrafyalara baktığımda İslam coğrafyası olarak gördüğümüz bu coğrafyalara baktığımızda ne olacaktır? Ticaret yolları genelde buradan geçiyor. Tabi hem para hem kültürel etkileşim hem de büyük şehirler, metropoller ortaya çıkmaya başlayacaktır. Burada Semerkant, Buhara gibi yerler, İran'da Merv gibi şey şehirler, hatta Şam karşımda çıkıyor vesaire. Yani zaman içerisinde çok uzun coğrafyalarla, birbirinden uzak bölgelerle ticaretin yapılması birlikte ya da bununla birlikte ya da buna bağlı olarak hem bölgeler arası kültürel etkileşim hem de çok büyük şehirler karşımıza çıkacaktır. İnsanlar ne yapıyor? Kara ve deniz yoluyla ticaret yapacaklar. Şimdi öncelikle ilk ticaret yolu mantığı kara yoluydu. Ama zor. Kar ticaret zor arkadaşlar. Günümüzdeki gibi değil. Yani yağmur yağıyor, kaldın. Kar yağıyor, kaldın. Sel oluyor, kaldın. Hatta eşkıyalar saldırıyor. Malını kaybettin, belki de canını kaybettin. İşte ben at sırtında ya da devenin sırtında, hatta mal devenin üstünde ben yürüyerek gidiyorum. Dolayısıyla ticaret oldukça zor. O nedenle insanlar fırsat buldukları anda ne yapıyorlarmış? Deniz ticaretine yöneliyorlarmış. Deniz ticaretine baktığımda şimdi insanlar ilk olarak kendileri hemen ne yapıyor? Bir limana atıyorlar. Bulaştığı yani bulaştığında dikkat edin nereye gelmiş? Şam'a gelmiş. Şam'dan hemen bakıyorsun işte Beyrut'a geçmiş. Beyrut'tan ne yapıyor? Gemiyle birlikte her yere gidiyor. Çünkü istediğin kadar malı gemiye yükleyebilirsin. Yürümeye göre çok daha hızlı, çok daha farklı bölgelere ulaşabilirsin. İşte gemi teknolojisinin gelişmesi, pusulanın geliştirilmesi, dümenin icat edilmesiyle birlikte insanlar denizlerde daha kolay yolculuk yapacakları için ne yaptılar? Her fırsatta, ilk fırsatta deniz içerisine yöneldiler. Ve böylece farklı ticaret yolları gelişti. Peki orta çağda Avrupa'daki ticaret çok kötü. Orta Çağ'da bakın Doğu, İpek-Baharat yolları sayesinde birazdan bakacağız onlara. İşte deniz ulaşımın sayesinde, ticaret yolları sayesinde falan çok gelişiyor. Ama Avrupa'da ticaret neredeyse durmuş bu zamanda Orta Çağ'da. Neden? Çünkü Avrupa'da feodal sistem var. Roma İmparatorluğu yıkıldı. Batı Roma yıkıldı. Batı Roma üzerinde, topraklar üzerinde ne oldu? Bir feodalite. Dolayısıyla siyasi boşluk var. Güçlü devletler yok. Dolayısıyla güvenlik sorunu başladı. Bu arada her derebeyi kendi gümrüklerini belirledi. Bir derebeyi bir yerden bir yere doğru giderken ne yapıyor? Diğer, her derebeyine vergi vererek ticaret yapılıyor. Ama Fransa'da 50 tane derebeyliği var. Adam buradan ona geçti vergi. Oradan oraya ondan ondan ona 50 tane vergi. Malın fiyatı bir anda bakıyorsun katlanmış yüze. Kim alacak? İşte bu nedenle ticaretin neredeyse destek duydu? Bu arada çeşitli nedenle özellikle güvenliğin asayişin bozulmasıyla birlikte şehirlere saldırılar arttı. insanlar köylere göç etti. Burada vebanın etkisi olacak ama sonraki dönemde insanlar köylere göç etti. İnsanlar köyde tarımla uğraşmaya başladı. Hayvancılık yapıyor. Kendi içinde takasla geçimini sağlıyor. Şehir yok. E, şehir olmayınca ticaretle uğraşan bir sınıf ne olacaktır? Oluşamayacak ya da var olan ticaret sınıfı da dağılacaktır. Ve böylece kapalı bir köy hayatı Orta Çağ Avrupa'sında ticaretin durmasının etkili olacak. Demek ki Orta Çağ'da Avrupa'da güçlü bir ticari yapı yok. Çünkü güçlü devletler olmadığı için güvenlik yok. Feodal beyler gümrük vergisi aldığı için vergi fiyatlar artıyor. Şehirler küçüldü, insanlar kırsala göç etti ve kapalı bir köy hayatı oluştu. Ticaret yolları. Aslında buna ilk çağda bir bakmıştık, bir daha bir bakalım. Öncelikle İpek yolu. Dediğimiz zaman kral yolu gibi bir yol düşünmeyin arkadaşlar. İpek yolu kral yolu gibi insanlar tarafından yapılmış bir yol değildir. İpek yolu çoğunlukla doğal bir yoldur. İnsanların hani patika yollar derler ya hayvanlar geçtikçe orada iz oluşur. Bir patika oluşur. İşte insanların düzenli olarak oralardan geçmesine bağlı olarak bir ticaret yolu oluşacak. Çin'den başlayarak Orta Asya'yı aşıp ...Anadolu'ya, İstanbul'a, Suriye'ye kadar gelecek bir ticaret yolundan bahsediyoruz. Ama doğal bir yoldur. Burada çok etkili ürünler. En kıymetli olan ipek olsa bile kağıt taşınıyor. Değerli taşlar, porselen, Çin ipeği, şey aynı zamanda Çin'i dediğimiz bir kavram var değil mi? Cam eşya falan vesaire çok fazla taşınıyor. Burada sadece ticaret malları yer değiştirmiyor aslında bilgiler de, kültürler de yer değiştiriyor. Bu sayede arkadaşlar Çin'den başlayarak İran'a kadar, Anadolu'ya kadar, hatta zamanla Haçlı Seferlerinden sonra Avrupa'ya kadar ne olacak? Bu kültür etkileşimi, bu bilim sanat dönüşümü, değişimi, aktarımı devam edecek. Bu da ne olacaktır? Çok etkili bir şekilde karşımıza gelişmiş kültürlerin çıkmasına neden olacak. Marco Polo sorulabilir. Bir İtalyan seyyah ne yapıyor? İtalya'dan çıkıyor. Bu yol üzerinden Çin'e kadar çok uzun bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk sırasında gördüklerini ne yapıyor? Kaleme alıyor. İşte bu sayede Batı ile Doğu arasındaki bir etkileşim ee, ne yapılıyor? Günümüze kadar aktarılacaktır. Tabii büyük bir para var. Ticaret yolu. Dünyanın o dönemki en zengin Gelir kaynağı, İpek yolu. Ee, tabii İpek'ten sonra Baharat yolu var ama öncelikle İpek yolu daha güçlü ve daha zengin. E bu da neye neden olacak? Savaşlara da neden olacak. Bu yola hakim olabilmek için Çin Türklerle savaşıyor. Hatta Türkler birbirlerine savaşıyor. Hatta Türk İran'la savaşıyor. Hatta Bizans İran'la savaşıyor. Yani bu ticaret yoluna hakim olma mücadelesi orta çağ boyunca pek çok savaşında da nedeni olacaktır. Baharat yoluna gelirsek. Hindistan kaynaklı bir yoldur arkadaşlar. Ee, doğudan batıya doğru gider. Ee, Hindistan'dan doğduğu için Hint baharat falan derler çok meşhurdur. Akdeniz sahillerine hatta zaman içerisinde Haçlı seferleriyle birlikte Venedik, Ceneviz vesaire gibi pek çok Avrupa kentine de ulaşacaktır. Ee, bu Avrupa'nın zaman içerisinde zenginleşmesinde etkili olacak bir diğer yol alan karşımda çıkar. Türk yolu ters bir yol. İpek yolu Çin'den doğudan batıya. Baharat yolu Hindistan'dan doğudan batıya. Kürk yolu ise arkadaşlar batıdan doğuyadır. Özellikle 8. yüzyıl itibariyle 700'lerden itibaren ama temelde aslında o 9. yüzyılda 800'lerde etkili bir ticaret yolu olarak karşımıza çıkıyor. Burada şeyden almış Karadeniz'in doğusundan almış ama sembolik olarak alınmıştır. Bu İskandinavya'dan da bugünkü Polonya'dan da kaynaklanan bir ticaret yoldur. Özellikle o bölgeye göç etmiş olan Türklerin avladıkları hayvanlarilerinden yaptıkları kürk eşyalar daha çok Çin'e kadar gittiği için bu yola kürk yolu denmiştir. Karadeniz'in kuzeyinden temelde yoğunluk kazandığı için oradan alırlar ama bir yelpade düşünün bir merkezde toplanıyor. Burada Almanya'dan da işte Romanya'dan da gelen malların Karadeniz'in kuzeyinde toplanmasıyla Çin'e doğru gitmesinden oluşmuş bir ticaret yolu olarak karşımıza çıkar. Şimdi alın size bolca sınav sorusunun geleceği bir konu ticaret mekanları. Nedir? Ribat. Boşluk doldurma. Klasik soru mutlaka gelir. Ribatlar aslında karakol binalarıydı arkadaşlar. İslam Devleti veya Türk İslam Devletleri'nde ribatlar karakol binaları olarak inşa edilmiştir. Ancak zamanla sınırlar genişleyince bakın ribatlar İslam ülkelerinde karakal sınır genişliyor. Bu ne yapıyor? İçeride kalıyor. Mesela düşünün ki ben İslam devletiyim. Kaptım, Şam'ı ele geçirdim. Hemen onun kıyısına bir tane ribat yaptım. Ama sonra bakıyorsun Urfa'ya gitmişim. Adana'ya gitmişim. Ne oldu? Kaldı içeride. E ne yapacağım? Bu binayı yıkacak değilim. Ne yapayım? Ben bunu ticaret mekanına dönüştür. Yani bunlar başlangıçta karakol binaları olarak yapılmış ama zaman içerisinde bir Kervansaray'a dönüştürülmüş. Hani basit anlatımla kervansaray. Hani kervanların konakladığı yer olarak. İşte ribat böyle bir şey. Aslında bir tür kervansaray. Peki kervansaray deyince inşa amacı aslında kervanların konaklama testidir. Ben bunları inşa ederken şöyle düşünüyorum. Bir kere adam bugün buradan başlayacak yürüye, yürümeye. Akşama kadar şu mesafeye kadar gidecek. Heh. Bir günlük yürüme mesafesi aralıklı olarak bu kervansaraylara inşa ediyorum. 3 güne kadar ücretsiz konaklama imkanı sunuyorum. Böylece adam biliyor ki yani bir sel bir fırtına şu bu olsa akşam orada olacağım. Tabi buralara aynı zamanda güvenlik birimleri de koyuyorum. Böylece o yol arasında bunlar gidiyor geliyor. İşte böylece kervansaraylarla birlikte ne olacaktır? Ticaret gelişecektir. Çünkü ben kervanlara ücretsiz konaklama, güvenlik ihtiyacını karşılama gibi bir faaliyetle kervan sarayları inşa etmiş. Bu sayede tercih edilen bir coğrafya dönüşüyor. Şimdi adam çıkıyor Çin'den geliyor ama bir gidecek Karadeniz'in kuneyinden o çok zor oradan çünkü kervan falan yok. Ama buradan geldiğinde bak oğlum şuradan şuraya bir gün dinlen akşam ye iç bedava konaklama bedava 3 güne kadar ondan sonra devam et. Adam burayı tercih ediyor. Yani uluslararası ticaretin de gelişmesinin etkili. Başka? Liman. Herkes bilir Liman'ı arkadaşlar. Basit aslında özellikle uluslararası ticaretin yapıldığı özellikle uluslararası ticaretin yapıldığı yani ihracat ithalatın yapıldığı gemilerin kalktığı su yolları ya da su bölgeleri sahil kıyılarındaki yapılar diyebilir. tabii burada aynı zamanda mallar denetleniyor hangi mal geldi ne kadar vergi verecek yani limanlar uluslararası ticaretin yapıldığı, ithalat ihracatı yapıldığı merkezler olmanın yanında aynı zamanda malların vergilendirildiği, denetlendiği yerler olarak karşılığında çıkar. Hanne, kervansaraydan farkına, kervansaraylar yollar üzerinde arkadaşlar. Hanlara baktığımda ne göreceğim? Bunlar şehir merkezlerinde bulunuyor. Alt katında perakende, hani ticaret yapan dükkanlar var. Üst katta yolcuların konakladığı ya da imalatın yapıldığı yerler bunlar. Kapanlar vardı. Kapanlar da önemli arkadaşlar. Kapanlar nedir diye baktığımda şehir merkezlerindeki arkadaşlar, toptan satış yerleridir bunlar. Kapanlar şehir merkezlerindeki toptancı halleridir. Yani şu mesela Mısır kapanı, un kapanı, yani yağ kapanı gibi kapanlarda, özellikle stratejik ürünleri devlet ne yapıyor? Stratejik ürünlerin devlet esnafa aynı miktara yakın ve aynı fiyattan dağıtıyor kapanlar aynı ürünün esnafa, şehirdeki esnafa aynı fiyattan dağıtıldı ticaret mekanı. Böylece ben ne yapıyorum? Bakırı, unu, şekeri, yağ, tuzu neyse buradan dağıtıyorum. Böylece birileri çok mal alıp bunu stoklayıp kara borsa yani yüksek fiyattan satamayacak. Böylece aşırı bir fiyat artışı olamayacak. Ve tekelleşmenin Önüne geçiyorum. Tekerleşmek demek bir ürünün denetim altına alıp satmak demek. Bunun da önüne geçtim. Tekerleşme yok. İşte kapanlar nedir? Basitçe şudur. Aynı ürünün, aynı cins ürünün esnafa, şehirdeki esnafa dağıtıldığı, aynı fiyattan dağıtıldığı merkezler. Aynı ürünün esnafa e, miktar olarak birbirine yakın aynı fiyattan dağıtıldı. Böylece adam bilir ki şehrin neresinde olursa olsun ekmek aynı fiyattan satılıyor ya da yağ aynı fiyattan, tuz aynı fiyattan böylece e, şehirde böyle kara borsa tekerleşme fiyat artışı olmuyor. Peki Bedesten nedir? Bak kapalı çarşı. Zaten bizim kapalı çarşı aynı zamanda Bedesten de kapalı çarşı demektir arkadaşlar. Niye kapalı? Çünkü değerli eşyaların depolandığı, satıldığı ve hatta vergilendirildiği yerler, altın satıyorlar, elmas satıyorlar, zümrüt satıyorlar. Böyle şimdiki kapalı çarşıda tamam başka şeyler de var ama o dönem ipek çok bağlı halılar falan çok bağlı şeylerdi. Bu nedenle kapalı çarşılar, bedestenler kapalı çarşıdır. Değerli ürünlerin satıldığı, saklandığı, fiyatlandırıldığı yer olarak karşımda çıkarlar. Arasta'dadır. Bergam'ın bakırcılar arastasını kullanmışız görüyorsunuz. Hepsi bakırcı. Heh. O zaman arasta aynı iş kolunda üretim ve satışın yapıldığı esnaf topluluğunun olduğu sokaklar, bölgeler ya da dükkanlar birliğidir. Aynı iş kolunda üretim, ticaretin olduğu yer. Bakırcılar arastası, halıcılar arastası, kurumcular arastası gibi arastalarla karşı. Panayır günümüzdeki fuarlardır arkadaşlar. Yılın belli dönemlerinde şehrin kıyılarında oluşturulan hem eğlence amaçlı hem alışveriş amaçlı bir çeşit fuardır panayırlar. Ve bugünkü blok dersimizin son başlığı nedir? Avrupa'da kara ölüm, veba. Şimdi 14. yüzyılın ikinci yarısına doğru, 1300'lerin ortalarına doğru Sicilya'da görülüyor bu Avrupa'da. Ama ilk olarak nereye vuruyor? Bizans kaynağı. Peki Avrupa'ya Venedik ve Ceneviz üzerinden nasıl Çin'den geliyor diye düşün. Bu ticaret yolu. Ama önce Bizans'ı vuruyor. Avrupa için ilk olarak Bizans diyor. Çin kaynaklı Bizans'la görülüyor. Sonra ticaret yoluyla Sicilya, Venedik, Cenova kentlerinde karşımda çıkıyor. Peki nasıl bir etkisi var vebanın Avrupa'da? Ne diyor? Salgından önce 450 milyonluk bir nüfus varmış dünyada. Sonra 350 milyon. Yani şöyle bir bakarsanız dünyanın yüzde yirmisinden fazlası vebayla ölmüş. Bugün bu iki milyarın üzerinde bir ölüm demektir. Peki bunun Avrupa'daki etkisi nedir? Vebanın Avrupa'daki etkisi Öncelikle ne dedik? Bir kere nüfus azaldı değil mi? Ölüm yaşandı. Ölümlerle birlikte, nüfusun azalmasıyla birlikte iş gücü de azalıyor. Çalışan insan azalıyor. Üreten insan azalıyor. Böylece köylerin pazarlık gücü artıyor. Neden? Çünkü veba bir salgın hastalık. Veba şehirlerde yayılıyor. Köylerde insanlar bir nebze hani kopuk oldukları için birazcık daha korunabiliyor. Zaten bu yüzden şehirlerde köylere göç edecek. Onu da göreceğiz. Ve bunların pazarlık gücü artacaktır. Tabii bunların pazarlık gücünün artışına bağlı olarak da arazi sahipleri artık zorunlu çalıştırmaktan öte ücret ödemeye başlıyor. Çünkü adam kaçıyor topraktan. Başka yere gidiyor. Arazi sahibinin toprağı boş kalıyor. Bari diyor şuna para vereyim de diyor. Topraktan kaçmasın diyor. Aa, demek ki veba nüfusu azalttı. Ama aynı zamanda ezilen sınıflarında etkinliği artırdı. Sonuçta Ücret alıyor artık köylü. Yani köylü köle işgicinden gelir olan çiftçiye dönüşmeye başlıyor. Bu arada salgın soyluları ve kilisenin otoritesini de sarsıyor. Şimdi soylu ve kilise gücünü nereden alıyordu arkadaşlar? Topraktan alıyordu. Soylu. Daha çok ürettiriyor. Daha zengin oluyor. Böylece insanları ne, ne kadar paranız varsa o kadar güçlüsünüz mantığı vardır. Kilisenin de öyle toprakları vardı. O topraklar sayesinde halk üzerinde otorite kuruyordu. E aynı zamanda kilise çözüm bulmalıydı salgına. Hani sen her şeyi biliyordun ya. E çözümün de yok. O zaman sana niye itaat edeyim? Böylece o kitlesel ölümler ekonomiyi ve siyasal yapıyı dönüştürüyor. Sonuç olarak devlete karşı da isyanlarını başlatıyor. Devletler arkadaşlar uğraşıyorlar. Hani üretimin devam etmesini sağlayabilmek için uğraşıyorlar. Hatta ücretleri sabitlemeye kalkıyorlar. Bu sefer halk bunlara da isyan etmeye başlıyor. Ve insanlar kralı otoriteyi de sorgulama sürecine giriyor. İşte bütün bunlar beraberinde düşünsel hayatı da geliştirecektir. Daha özgür düşünme. Rahibi eleştiriyorum artık. Soylu'yu eleştiriyorum. Kralı eleştiriyorum. Ya siz nesiniz? Niye benim üzerimde bu kadar baskı yürüyorsunuz? Niye üzerime geliyorsunuz? İşte beraberinde bu düşünsel hayatın, bilimsel kültürel hayatın gelişmesine ve beraberinde de Rönesans'a ve reforma neden olacak. Yani dikkat ederseniz gördüğünüz veba çok büyük bir salgın. Kısa vadede çok büyük zararları olmuş. Ama bu kitlesel ölümler güç dengelerini değiştirmeye başlamıştır. Evet. Hadi arkadaşlar şimdi birkaç soruyla uzun soluklu dersimizi noktalayalım. Ne diyor? Moğolların 1206 kurultayında Büyük Şaman Göktenler'in kendisini Temmuz çocuklarına dünyanın bütün topraklarını bağışladım. Ve kendisine Cengiz Han ismini verdiğim şeklinde haber verdiğini söylemiştir. Moğollardaki bu duruma bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cengiz Han yöne, hanedan yönetim devamını kolaylaştırmış. Evet çünkü Tanrı onu seçmiş. Büyük Şaman siyaseti etkilemiş, etkilemiş çünkü Cengiz Han diyor Tanrı tarafından seçildi. İktidar meşruiyeti ilahi güce dayandırılmış, Tanrı seçmiş. Moğollarda cihan hakimiyet anlayışı vardır. Ne diyor? Dünyanın bütün topraklarını bağışladım. Demek ki dünya yönetecek. Ama dine dayalı bir hukuk sistemi, dine dayalı bir siyasi iktidar var ama hukuk sistemi göremiyorum arkadaşlar burada. Ortaçağ Avrupa'sında feodalite hakim olmuştur. Yani derebeylik. Feodal beyler krala bağlı görünseler de kendi bölgenin askeri ve ekonomik güç sahibidirler. Bu bilgi doğrusunda Ortaçağ Avrupa'sındaki feodalite ile ilgili hangisi söylenemez Merkezi otorite zayıftır. Doğru. Çünkü soylular var. Kral mutlak güç sahibi değildir özerktir. Zaten özerkse mutlak güç sahibi olmuyor. Merkezi otorite zayıf. Ekonomik geliş yapının gelişmesi niye? Yani devletine kadar küçük parçaya bölersen ekonomiye kadar gelişir. Yanlış bir mantık. Dış saldırılara karşı savunmayı zayıflatan bir askeri yapı çünkü derebelik. Her birinin kendi toprakları var. Şimdi bir önceki dersimizde 8. dersi yapmıştık arkadaşlar. Bakalım ne diyordu o sorul? Ödüllü sorumuz. Mezopotamya uygarlıkların Asur ve Babil'lerin kralları büyük tanrılar yeryüzündeki temsilciler ve onlar adına ülke yöneten rahip krallar olarak kabul edilmiş. Ha, krallar tanrının yeryüzündeki temsilcisi onun adını yönetiyor. Kralların kutsal kişiliği ise tanrılara ve toprakla, tapınaklara yaptıkları hizmetlerle ölçülmüştür. Tamam. Yani ne kadar tanrıya hizmet o kadar kutsalsın. Yalnız bu bilgilerden yola çıkılarak hangi sorunulmaz? Yalnız bu bilgi demiş. Ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Krallar güçlerini ilahi kaynaklara dayandırmış. Evet. Nereden alıyorum? E, çünkü bunlar rahip kral değil mi? O zaman ilahi dine dayandırmış. Ülkenin gerçek sahibi tanrılar sayılmıştır. Evet. E, tanrıların yeryüzündeki temsilcisi onlar adına ülkeyi yöneten. Demek ki tanrılar temel güç. Mezopotamya'da çok tanrılı din inanışı. E, tanrılar dediğine göre demek ki Mezopotamya'da tanrılar dediğine göre çok tanrılı din anlayışını görüyorum. Dine hizmet etmeyen kralların kutsallığı sorgulanabilmiş, söylemiş. Kralın kutsal kişisi ise tanrılara ve tapınaklara hizmetle ölçülüyor. Tapınaklara hizmet eden rahipler sosyal yapıda en üst sınıf. Bunu bilemem. Burada yok. Belki olabilir. Mısır'da öyle. Ama burada çıkmıyor arkadaşlar. Rahiplerin en üst sınıf oldu. Evet bu dersimizin ödülü sorusu. İpek baharat yollarının özellikleri arasında demiş hangileri gösterebilir? Demek ki bu bilgi sorusu bilgiye dikkat ederek çözmeye çalışalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.